Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Sorularla İslamiyet bu programda bazı soruları yine cevaplandırmaya devam edeceğiz. İlk sorumuz, İslamiyet akıl dini midir? Bu soru zaman zaman zihinleri meşgul edebilmekte. Acaba İslamiyet akıl dini mi? Hatta halkımız arasında bazıları bunu kullanırlar. İslamiyet akıl dinidir şeklinde. Akıl dinidir, mantık dinidir, bu şekilde konuşurlar. Acaba gerçekten böyle mi? Meseleyi nasıl değerlendirmek gerekir? Ben kısaca şöyle ifade edebilirim. İslamiyet akıl dini değil, vahiy dinidir. Akıl, vahiy anlamak için bir vesiledir. Akıl lazımdır. Bu iş akılsız olmaz. Ama İslamiyet akılla meydana gelen bir din değil, Allah'ın vahiy ile göndermiş olduğu bir dindir. Bu nokta bazılarının gözünden kaçabilmekte. Belki de art niyetli olmaksızın İslamiyet'in bütün meseleleri akla uygundur diyebilmek için İslamiyet akıl dinidir, mantık dinidir diyenler oluyor. Ama bu ifadede bir eksiklik var, yanlışlık var. Her şeyden önce şunu bilmemiz gerekir ki mesela felsefi sistemler, Aristo'nun, diyelim Farabi'nin, Descartes'in, bu gibi kimselerin sistemleri akla dayanır. Ama İslamiyet doğrudan akla dayanmaz. İslamiyet vahye dayanır. Vahiy ise Allah-u Teala'nın peygamberlerine ilahi mesajını bildirmesi, onlar vasıtasıyla da diğer insanlara yine mesajını bildirmesi olayıdır. Bu durumda belki hatıra şu gelebilir. Peki İslamiyet'te aklın yeri ne? İslamiyet akla ne şekilde bakar? Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'de en fazla tekrar edilen ayetlerden bir tanesi "Efela taqilun?" Aklınızı kullanmıyor musunuz? Dolayısıyla İslamiyet'i anlamak akılla mümkün olabilmektedir. Ve kitaplarımızda şöyle geçer: "Men la akle lehu la dine lehu." Aklı olmayanın dini de yoktur. Yani aklı olmayan bir insan mükellef değildir. Dolayısıyla bir insan aklını olabildiğince, yapabildiğince kullanmalı ve bu şekilde ilahi vahyin hakikatlerini anlamaya çalışmalı. Eğer bu iş sadece akla kalmış olsaydı biz hangi şey helal, hangi şey haram pek de bilemezdik. Mesela diyelim domuzun eti İslamiyet'te haram kılınmış. Ama sadece aklen acaba bu helal mi haram mı düşünseydik bilemezdik. Ama Allah-u Teala helali belirtmiş, haramı belirtmiş ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu şöyle ifade etmekte: "El helalu beyin vel haramu beyin ve beynehuma müştebihat." Helal bellidir, haram bellidir. Bir de şüpheli olan şeyler vardır. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize faydalı olan şeyleri helal kılıyor, zararlı olan şeyleri haram kılıyor. Biz aklımızı kullanmak suretiyle Allah-u Teala'nın vahyini anlamaya çalışıyoruz. Ve bir insan mükellef olabilmesi için aklının da olması şart. Akıl olmadığında o insan mükellef değil. İslam'da aklın yerini ifade babında şöyle anlatabiliriz. Mesela yıldız böceğini düşünelim. Yıldız böceği bu azıcık ışığı olan bir varlık. Gecenin karanlığında kendi önünü aydınlatmaya çalışıyor. Ama bu yıldız böceği ne derece önünü aydınlatabilir? Ne derece etrafını aydınlatabilir? Aydınlatamaz. Bal arısı ise doğrudan bir ışığı yok. Ama o gündüzün ışığında, güneşin ışığı altında faaliyet gösteriyor. Ve bundan dolayı her tarafı çok net bir şekilde görebiliyor. İşte İslamiyet'te vahye teslim olmuş akıl modeli vardır. Vahiy bir güneş gibidir. Vahiy güneşi her şeyi aydınlatır. Dünyayı, ahireti, ezeli, ebedi ve insanla alakalı meseleleri ortaya koyar. Bunun neticesinde akıl bunları anlamak suretiyle aydınlanmış olur. Ve Kur'an-ı Kerim'de şu mealde ayet-i kerime var: Allah-u Teala güneşi bir ziya kıldı ve ayı da bir nur kıldı. Bunun tefsirinde kitaplarımızda denilmiş ki Nurul gamer müstefadun mineşşems. Ayın nuru, parlaklığı güneşten gelmektedir. Yani ay kendi zatında yeterli değil. Kendi zatında
ışık sahibi değil ama güneşten geleni yansıtıyor. Benzeri bir alaka vahiy ile akıl arasında bulunmakta. Vahiy bir güneş gibi, akıl onun karşısında bir ay misali. Akıl tek başına kaldığında karanlıkta kalıyor. Ama güneşe yöneldiğinde, yani vahiy güneşine yöneldiğinde bu akıl gerçekten nurlanıyor. Bunu belki şöyle bir örnekle daha iyi anlatabiliriz. Mesela deist filozoflar var. Bu filozoflar Allah'ın varlığını kabul etmişler ama Allah'ın sıfatlarında bir takım hatalara düşmüşler. Bunlar diyorlar ki bu alemi yaratan yüce bir kudret var. Bunu kabul ediyoruz. Ama bu yüce kudretin irade sıfatını anlayamamışlar. Ve demişler ki Allah-u Teala artık şu anda kainata müdahale edemez. Kendi akıllarıyla bu sonuca varıyorlar. Diyorlar ki Allah kainatta mekanik bir sistem kurmuş. Adeta kurulmuş bir saat gibi. Ve şu anda Allah kendisi istemiş olsa bile bu mekanik sisteme müdahale edemez. İşte akıllı insanların, aklıyla Allah'ı bulanların varmış olduğu yanlış neticelerden biri. Yani demek ki akıl tek başına Allah'ı anlamakta yeterli değil. Evet, Allah'ı bulmak için akla ihtiyaç var. Aklı olmayan bunları bulamaz ama akıl tek başına Allah'ın sıfatlarını anlayamaz. Diğer taraftan helal, haram, o gibi meseleleri yine anlayamaz. Kendi aklına kalsa İslam'ın helal kıldığı bazı şeyleri haram, haram kıldığı bazı şeyleri helal kabul edebilir. Bu açılardan baktığımızda bu iş akılsız olmaz ama sadece akılla da olmaz demek mümkün. İmam-ı Gazali gibi zatlar, bunlar akıllarını gerçekten kullanmışlar ama akıllarını vahyin ışığında kullanmışlar. Ayetlerin, hadislerin ışığında kullanmışlar ve bu şekilde kullanınca çok daha başarılı olmuşlar. Felsefeciler ise, felsefeciler ve kısmen bazı kelam ilmiyle uğraşanlar, bunlar sadece akılla gitmeye çalışmış. Sadece akılla gidince de çok da başarılı olamamışlar. Zaman zaman tökezlemişler. İşte ana hatlarıyla ifade edecek olursak, evet, İslamiyet akla çok büyük önem verir ama illa akla dayanmaz. Bazı meseleler aklı aşabilir. Merhum Hamdi Yazır tefsirinde buna dikkat çekiyor ve çok güzel bir mana olarak şunu söylüyor. İslamiyet'in bazı meseleleri aklın fevkindedir. Ama aklın fevkinde olmak akıl dışı olmak demek değildir. Çok veciz, çok edebi ifadeler. Ben bunu biraz açmakta fayda görüyorum. Yani diyelim bir miraç olayı veya bir kader meselesi veya zamanın hakikati, bu gibi olaylarda gerçekten insanın aklı zorlanabilir. Bir miraç nasıl olur? Öldükten sonra dirilme nasıl gerçekleşir? Kaderin ince sırları nedir? Akıl tek başına o vadide fazla yol alamayabilir. Şaşırıp kalabilir. Ama bunların böyle aklı biraz aşar gibi görülmesi, akıl dışı olması anlamına da gelmez. Nasıl ki ruhumuz var, ruhumuzun varlığından asla şüphemiz yok ama ruhumuzun nasıl olduğunu bilemiyoruz. Bilemiyoruz diye inkar edecek değiliz. Zamanın hakikati, zaman nedir anlamakta zorlanıyoruz. Ama bizim zorlanmamız zamanı inkar ettirecek bir şey değil. Mesela bir elektriğin hakikati, elektrik nedir, elektrik akımı nedir, çok da fazla ortaya konulamamıştır. Ama varlığını biliyoruz, onun faaliyetlerinden istifade ediyoruz. İşte bütün bu durumlarda vahyin ışığında aydınlanmış olan bir akla ihtiyaç var. Ve böyle olanlara münevver deniyor. Osmanlı'da akıl ve kalbi beraberce çalıştıranlara münevver denmiş. Günümüzde aydın kelimesiyle ifade edilen hakikat. Ve sadece akılla gidenler tam münevver olamıyor. Onlar gecenin karanlığında yolunu aydınlatmaya çalışan yıldız böceği gibi böyle bir halde olabiliyorlar.